Merhabalar. Evsel atıklar ve geri dönüşüm konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Arkadaşlar evsel faaliyetlerin sonucunda oluşan atıklara evsel atıklar denir. Yani evlerden üretilen atıklar. Evsel atıklar katı atıklar ve sıvı atıklar olmak üzere iki grupta incelenir. Katı atıklar genellikle çöp olarak bilinir. Çoğu zararsız olsa da boya, pil gibi zararlı maddeler de içerebilir. Sıvı atıklar banyo mutfak, tuvaletlerde kullanılan suların kullanımı sonucunda atık hale gelmesidir. Bu sıvılar doğrudan ya da su ile karıştırılarak atılırlar. Aşağıda verilen atıklar fiziksel hallerine göre sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı sınıfta yer alır? Arkadaşlar, e, pil katı, konserve katı, şişe katı fakat kızartma yağı sıvıdır. Yani cevabımız B şıkkıdır. Geri dönüşüm Katı ve sıvı atıklar içerisinde değerlendirilebilir olanların fiziksel ve kimyasal işlemden geçirilerek ikinci bir ham madde olarak üretim sürecine sokulmasına geri dönüşüm denir. Arkadaşlar ve geri dönüşüm simgesi üçgen şeklinde oklardır. Geri dönüşümü mümkün olan atıklar, bunlar hep sorulur. Atık aküler, atık plastikler, camlar, beton atıkları, metal atıklar, atık lastikler, kağıt atıklar, elektronik atıklar, atık piller, atık kablolar ve bitkisel atık yağlar geri dönüşüm sağlanabilir. Hangisi atık, hangi atıklar geri dönüştürülemez? Meyve ve sebze kabukları, organik atıklar. Bunlar zaten direkt gübre olur arkadaşlar. Yemek atıkları yine organik atık. Odun ve kömürlerin yanması sonucu oluşan küller geri dönüştürülemez. Süpürge birikintileri şurada gördükleriniz ise geri dönüştürülemez. Arkadaşlar hemen geri dönüştürülebilir olanlara tik koyalım. Diğerlerine çarpı koyalım. Arkadaşlar elma çöpü geri dönüştürülemez. Atık pil dönüştürülebilir. Şişe dönüştürülebilir. Yağ dönüştürülebilir. Ekmek organik atık olduğu için dönüştürülemez. Fotoğraf makinesi elektronik atık dönüştürülebilir. Dış fırçası dönüştürülebilir. Meyve suyu kutusu dönüştürülebilir. Bozulmuş yemek organik atık dönüştürülemez. Bitmiş araba aküsü dönüştürülebilir. Deri ayakkabı dönüştürülebilir. Pet şişe dönüştürülebilir. Küflenmiş mantar organik atık dönüştürülemez. Kırık plastik oyuncak dönüştürülebilir. Atık toplama yöntemleri. Arkadaşlar pil nasıl toplanır? Tap taşınabilir atık pil kutularını. Atık pil kutularında atılmalıdır arkadaşlar. Ambalaj atıkları belediyeler ve çevre kuruluşlarının yerleştirdiği çöp konteynerlerine atılmalıdır. Atık bitkisel yağlar, yağ bidonu veya kavanozlarda depolanıp dolduğunda ilgili birimlere aranmalıdır. Elektronik atıklar elektronik eşya satan mağazalarda bulunan çöp konteynerlerine atılmalıdır. İnşaat ve tadilat atıkları ise belediye birimleri tarafından aranıp götürülmelidir. Geri dönüşüm arkadaşlar. Neden geri dönüşüm? Ambalaj atıkları oluşturulurken ormanlar, su, petrol gibi doğal kaynaklar kullanılır. Dolayısıyla ambalaj atıklarını geri dönüştürmek doğal kaynakların üretim sürecine daha az kullanılması demektir. Yani geri dönüşümle yapılacak doğal kaynakların tasarruf etmiş oluruz. Bununla birlikte geri dönüşümün faydaları şunlardır. Bir, Enerji tasarrufu sağlamak, üretim maliyetlerini azaltmak, ekonomiye katkı sağlamak, atık miktarını azaltmak, doğayı korumak olarak soru söyleyebiliriz Geri dönüşümün süreci arkadaşlar. Öncelikle farklı özellikli maddeler ayrılma ayrılarak biriktirilir. Atıklar atık araçlarla araçlarıyla toplanır arkadaşlar. Bakın ayrılarak biriktirdik. Araçlarla toplandık. Ve toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine götürülür. Bakın sırasıyla bu şekilde geri dönüşüm süreci budur. Ambalajların üzerindeki işaretler neye yarıyor? Arkadaşlar geri dönüşüm simgesi. Ambalajların geri dönüştürebilen bir malzemeden üretildiğini gösterir. Bu arkadaşlar yine bu simge her zaman görürsünüz. Bu işaret ürünün geri dönüştürülmüş maddeden elde edildiğini gösterir. Çevko bu ürünü üreten kuruşların Çevko Vakfı üyesi olduğunu gösterir. Yeşil nokta, yeşil nokta işareti kullanılan Çevko ile Çevko ile marka kullanımı için sözleşme imzaladığı anlamına gelir arkadaşlar. Atık suların arıtımı nasıl yapılır? Evlerde, endüstride, tarımda diğer kullanılan sonucu üretil özelliğini yitirmiş ve kirlenmiş sulara atık su denir arkadaşlar. Anayasamızın çevre kanununa göre atık sular önlemsiz olarak doğaya bırakılamaz. Deterjanlar, kızartma yağları, organik maddeler, evsel atıklar gibi suların büyük kirlilik kaynaklarıdır. Bunları biz kanalizasyon suları da denir. Sanayide üretim aşamasında oluşan atık sulara, endüstriyel atık sulara denilmektedir. Atık sular Atık su arıtma tesislerinde arıtılarak doğaya geri verilir. Atık sular fiziksel ve kimyasal biyolojik arıtma evrelerinden geçirerek temizlenir. Hemen 2019 burslukta çıkan soruya bakalım. Öğrencinin bu alanları belirleme amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir öğrenci geri dönüşümün, yeniden kullanılımın ve atık kontrolünün önemi üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda bazı atıklar için elektronik, metal, sıvı yağ ve tıbbı atık olmak üzere 4 toplama alanını belirlenmiştir. Arkadaşlar sadece geri dönüştürülebilen malzemelerin toplama alanıyla ilgili bir araştırma yapmış. Hemen bakalım hangisi olamaz diyor. Elektronik atıkların geri dönüşümünün ekonomik fayda sağlaması bunu elektronik atıklar topladığı için bunu bulabilir. Toplanan atık materyallerin ham madde olarak kullanılması bu var. Toplanan ürünlerin çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olması bu var. Tıbbi atıkların geri dönüşümünün diğerlerinden daha hızlı ve kolay yapılabilmesi. Bunu bu şekilde ne yapamaz arkadaşlar? Belirleme şansı yoktur. Dönüşümünün diğerlerine geri dönüşümünün diğerlerinden daha hızlı olduğunu bu şekilde anlayamaz. Cevabımız D şıkkı. Hemen yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği ifadeler geri dönüşümün faydalarındandır diyor arkadaşlar. Üretim maliyetlerinin azalmasını sağlar doğru. Doğal kaynakların tüketimini yavaşlatır doğru. Çevrenin temiz olmasını sağlar doğru. Yani hepsi olacak cevabımız D şıkkı. Yine buna göre öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bir öğrenci yukarıdaki verilen atıkları geri, dönüştürüle, geri dönüştürülenler ve geri dönüştürülemeyenler olarak sınıflandırmak istiyor. Arkadaşlar pet bardak ve teneke kutu geri dönüştürülebilir. Yani 1 ve 3 geri dönüştürülebilir. Çürümüş patlıcan ve ekmek kırıntısı organik atık olduğu için geri dönüştürülemez. Geri dönüşler 1 ve 3 olacak. 2 ve 4 geri dönüştürülemez. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Geri dönüşüm uygulamaları hangilerine neden olur? Atık Atık madde miktarını azaltır doğru, doğal kaynakların çabuk tükenmesini önler doğru, enerji tasarrufu sağlar doğru. Yani hepsi ne neden olur arkadaşlar? Cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki evsel atıkların geri dönüşümünü sağlanamayanlar boyandığına göre hangileri boyalı olacak? Arkadaşlar bitmiş piller sağlanabilir. Boyamıyoruz. Karpuz kabuğu sağlanamaz. Boyuyoruz. Kül sağlanamaz. Boyuyoruz. Süpürge birinkisi sağlanamaz. Boyuyoruz. Yani şu üçünün boyandığı hangi şık var? D şık var. Cevabımız D şıkkı. Bu işlemlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki geri dönüşüm sisteminin dört temel basamağı karışık halde verilmiş. Öncelikle arkadaşlar ne olacak? Yeni ürün kullanıma sonma en sonda olacak kaynaklarda ayırma. İlk önce ayırıyoruz arkadaşlar. Yıldız 1'de olacak. Yani bununla bunu salladım. Daha sonra yeni ürün kullanıma sunma 4'te olacak. Bakıyoruz ikisinde de 4'te. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Kaynakta ayırdık. Sonra sınıflayacağız. Yani yuvarlak olacak. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Değerlendireceğiz. Sonra yeni ürün kullanımına sunacağız. Cevabımız B şıkkı olacak. Mıstık ve YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.